AKP Türkiye'nin zamanını çaldı. Türkiye'yi yanlış bir stratejiyle batağa sürükledi. Şimdi yeni yeni aklı başına geliyor ama iş işten geçtikten sonra. Genelkurmay başkanlarının Antalya'daki toplantısında bir fotoğraf sergilendi. Genelkurmay başkanının sağında oturan PYD'yi Solunda oturan ise Cumhurbaşkanı Esat'ı destekliyor. AKP ne sağında oturanla ne de Genelkurmay Başkanı'nın solunda oturanla bir ilişki sistematiği geliştiremedi. ABD için PYD önceliktir. İkinci öncelik ise Esat'tır sıkıştığı zaman. Esat'la işbirliği tutmaktır. Tehdit işittir. Rusya için öncelik Esat'tır. İkinci PYD'dir. Tehdit işittir. AKP için nedir? Hala anlayabilmiş değiliz. Bu konuda Suriye görüşmeleriyle ilgili tam bir AKP siyasetinin batağı saplandığını belirtmek isteriz. Bundan sonra PYD ile Esat arasında AKP tercih yapacak. Ve bizim bir buçuk yıl önce söylemeye başladığımız Esat tarafında yer alacak. Başka şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak mümkün değil. Biz Türkiye'nin önceliğinin Rakka olmadığını, Türkiye'nin Rakka'da işinin olmadığını, bu operasyona ABD'ye yaranmak için AKP hükümetinin Rakka operasyonunu gündeme getirdiğini hep söylüyoruz. Bizim Rakka'da hiçbir işimiz yok. Türkiye'nin istediği Membiç'tir. Membiç olmaz deniyor. Gönderecekseniz yine hiçbir stratejik önceliğimiz olmayan ve tam bir batak haline dönüşebilecek Rakka'ya gidin diyor. Ambar'la, Irak'ta Ambar'la Suriye'de Rakka aynı mantığın sonucudur. Açık söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de ikinci bir Kürt devletini kurmak istiyor. Ve Türkiye Suriye'de rejim değişikliğine kalkıştığı gün AKP bu sonucu hazırladı. Bunun baş müsebbibi AKP'dir. Bunun böyle olacağını Irak örneğinden yola çıkarak bilmesi gerekirdi. Bizim Rakka ile ilgili bir plana dahil olmamız yanlıştır. Rakka'yı Türkiye'ye kurtarsalar bile alıp PYD'ye verecekler. Çünkü Rakka Fırat'ın doğusunda yer alıyor. Rakka'nın da doğusunda petrol kuyuları var. Oradaki entitenin ileride yaşayabilmesi için mali olarak petrole ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri de bu işi herkesten daha iyi bilir. Eğer Rusya ile hareket ederse de Esat'a devredilecek. Türkiye'nin ne işi var orada? Bunu bilmemiz gerekir.